Emir Kozcuoğlu'nun istediği duyuldu. Yok. Bu beyefendi çok ciddi. Kimmiş? Kemal Soydere. Az önce onun teklifini de ilettim Handan Hanım'a. Tekrar arayın Handan Hanım'ı. Emir Bey gelen her teklifi görüyor ve arttırıyor diye. Tapuya gitmek için sizden haber bekliyorum. Evi satın aldık sayılır demedin mi sen bana? Mühendis nereden çıktı? Bu Suat Bey olumlu konuşuyordu. Evin sizden daha güçlü bir talebi yoktu efendim ama... Hala benden güçlü bir talip yok Tufan. Kemal Soydere var sadece. Onu da en kısa zamanda devre dışı bırakacağız efendim. Biz bırakmayacağız. Sen bırakacaksın. Ben ondan sonra sahneye çıkacağım. Suat Bey'le konuştum efendim. Evle alakalı elinden geleni yapacak. Sorun çıkmaz bence. Sence? Sence Soydere kardeşler nasıl Tufan? Ne konuda efendim? İtaat konusunda mesela. Tarık Beyler işe dönecekler mi? Geri dönmeyeceğini iletti. Ailevi bir sebep dedi ama tekrar deneyeceğim. Küçük insanların küçük dertleriyle uğraşacağız yani. Miss Soydere, o ne yapıyor? Evden dışarı adımını atamıyor. Cezası sürüyor yani. Onu kurtarmak boynumuzun borcu oldu artık. Bir genç kızın kahramanı olalım değil mi? Efendim, olmaya başladık bile. Kuş kafesten çıkıyor. Alo Tufan Bey. Efendim Sevim Hanım. Şimdi Zeynep'in ailesiyle görüştüm. İkna edebildiniz mi bari? Evet evet, çok şükür sayenizde kızcağızın cezası bitti. Sevaba girdi. Minik kuş kafesten çıkıyor. Teşekkür ederim, sağ olun. İsmail, ben senin yanındayım, merak etme. İyi o zaman abi, görüşürüz. Emir Bey içeride mi? Evet. Erkencisiniz bugün. Daha toplantı saatimize vardı. Acilen konuşmamız lazım. Ne acaba? Hayatımda göz diktiğiniz o kadar çok şey var ki. Tek seferde tahammül edemiyorum. Eğer ki göz dikseydim, hala sizin kalabilirler miydi? Bugün Kozcu Rezidans'tan bir tane işçiyle konuştum. Bir yetkiliyle görüşmek istiyor ama kapıdan bile içeri almıyorlar. Şantiyede işçilerin hayatını tehdit eden ihmaller varmış. Daha önce de kazalar yaşanmış. Ama koşullarda hiçbir iyileştirme yapılmıyor. Sıkıntıların günden gün arttığını söylüyorlar. Bundan size ne? Nasıl bana ne? Sırf beni ilgilendirmiyor diye işçilerin dertlerine gözümü kulağımı kapatamam. Cennetliksiniz. Eğer ki şartlarda bir değişme olmazsa kazalar devam eder. İnsanların hayatıyla oynamayın. Benim şantiyelerimde her şey kuralına uygun. İşçi dediğin abartır. Hep fazlasını ister. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa toplantıda görüşürüz. Sizin kararınızı bekliyoruz bu durumda. Bence bütün sunumlar çok hoştu. Termik santral yapıyoruz. Danışman şirket önemli. O yüzden acele etmek istemiyorum. Biraz düşüneceğim. Ama yine de buraya gelenler en iyiler arasından seçilmişti. Tebrikler. Kulaklarıma inanamıyorum. İlk defa bir ders almadan tamamlıyoruz toplantıyı. Hatta övgü bile aldım. Bakın çocuklar.
Siz aslında çok iyi anlaşacaksınız, bunu hissediyorum. Yok, bunu anlaşma demeyelim. Belirli sınırlar içinde kaldığımızda sorun olmaz diyelim. Ne güzel dediniz. Galip Bey. Bugün şahit olduğum bir meseleyle ilgili sizinle de konuşacaktım. Hiç vazgeçmeyeceksiniz. Konu insan hayatı olunca evet. Mesele nedir? Kemal Bey evham yapmış. Ben de kendisine inşaatlarımızda bir güvenlik açığı olmadığını anlattım. Endişe etmeyin. Ben her gün teftiş ettiriyorum. Teftiş ettirmeyin. Teftiş edin. Siz kendi işinize bakın. O kadar. Bakın Deykan. Ben sizin idealistliğinizi çok seviyorum. Hem bizimle iş yapıp hem de bizden biri değilmişiniz gibi gözükmek herkesin harcı değildir. Duyduklarımı görmezden gelemem. Sırf beni ilgilendirmiyor diye. Bakın kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Sizi ilgilendirmiyorsa ilgilenmeyin olsun bitsin. Emir Kozcuoğlu zor bir ortaktır. Siz de işleri daha fazla zorlaştırın. İsmail, kardeşim ben şimdi konuştum ama yani hiçbir işe yaramadı. Kusura bakma. Yani bu bir çözüm değil biliyorum ama ne olur dikkatli olun, gözünüzü dört açın. Tamam, sağ ol Kemal Bey. Tamam abi. Bak, çalışmaktan kaçınma hakkınız var. Sen ne zaman istersen beni arayabilirsin, hiç çekinme. Abi. Yine mi iş için geldin? Bıraktık dedik ama müşteri bırakmıyor. E iş görgüsüne sığmaz. Biz de açıklamaya geldik. Abi bak şu herife bir şey anlatma. Gel benimle şöyle. Bir dakika. Gel kardeşim. Uğrayacağım sana. Burada bir insanın hayatı söz konusu, geleceği. Onunla ilgileneyim biraz. Gel. Anlat bakalım neymiş bu ayrılık lafları? Yani böyle olması gerekti, öyle oldu diyelim Emir Bey. Niye? Karışıktı durumlar. Bize gelmez öyle şeyler. Zeynep de bizim canımız. Babam da haklı olarak bir tepki koydu tabii. Bunun seninle benimle ne ilgisi var? Yok. Yok ama... Bak. Bana bak. Şu odadaki her şey. Her şey babamındı. Sonra ben ondan her şeyi teker teker aldım. Bunun için önce onunla savaşmak zorunda kaldım. Şu sandalyeye gerine gerine oturabileceğimi ispatlamak zorunda kaldım. Kimliğimi ben yarattım. Mükemmel olabilmek için bedel ödedim. Babanla savaşmazsan kazanamazsın. Araban, makamın, evin olsun istiyorsan daha fazlasını isteyeceksin. Elindekiyle yetinmeyeceksin. Ben berber adamım. Yetinmesem kaç yazar? Büyük düşün. Kendi dükkanını aç. Nasıl? Bilmem. Sen düşün. Sana güvenen finansörler de sana kredi açsın. Benim gibi. İyi de siz niye böyle bir şey yapasınız ki? Beni tanımıyorsunuz bile. Sandığından daha iyi tanıyorum. Ben benim gibi birini görür görmez tanırım. Sen bunu bir düşün. Önce kendini düşün ama. Herkes öyle yapıyor.
Ne oldu? Hala aynı cevabı alıyoruz. Daha çok istiyorsa daha çok ver. O ev Kemal Soydere'nin olmayacak o kadar. Peki efendim. Çık. Sadece bir ev değil. Aynı zamanda bir kale vermiş olacaksınız. Hayata direncimi arttıran bir kale. Suat Bey. Ne o? Diğer alıcıyla sıkı pazarlık halindesiniz galiba. O ev benim. Bitti. Kolay gelsin. Kaçırmaya geldim. Çok işim var. Bugün çok gerildiğini duydum. Öyle. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Bana yardımcı olabilir misin? Hemen çıkalım. Gerek yok. Sen bu ara niyanı falan mı takıyorsun kafana? Çık dışarı. Sinirlenme hayatım. Zaten işler stresli. Bir de benim yüzümden evde canını sıkıyorsa niyan. Defol dedim. Defol! Köpek edeceğim seni. Bu ne güzel sürpriz. Bir şey de sürpriz olsun dedim. O ne demek? Sor. Anlamıyorum. Ne diyorsun? Ne merak ediyorsan sor. Ne oluyor? Sen söyleyeceksin Emir. Beni neden takip ettiriyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Seni sevmiyorum. Ama çok iyi tanıyorum. Yüzündeki bütün soru işaretlerini okuyabiliyorum. Ne görüyorsun söyle o zaman. Beynimi yakan soruya cevap ver. Seni asla aldatmam. Korkun buysa rahat ol. Bizim evliliğimiz her ne kadar kağıt üzerinde de olsa bunu yapmam. Ama senin için değil. Sevdiklerimi düşündüğüm için. Kimsenin zarar görmesini istemeyeceğim için. Nihan ben seni çok seviyorum. Çok kıskanıyorum. Kıskanma Emir.
Beni kıskanma. Elimde değil. O. Herkesten, her şeyden kıskanıyorum. Sana yeniliyorum Nihan. Her gün sana olan aşkıma yeniliyorum. Vazgeç. Asla. Beni takip ettirmekten vazgeç. Korkma. Bana esaretten kaçış yok. Bir kez olsun yanılt beni Emir. Bir kez olsun. Gardiyanlarını çek peşimden. Tamam. Sana güveniyorum. Peşindeki adamları çek. Korkma. Sadece izleyeceğim seni. Çıkar mısın? Sarhoş eğlendirecek halim yok. Eğlenmeyeceğim. Yokluğun acısını çıkaracağım. Bir daha gözümün önünden gitme. Sen yokken dünyayı sağmıyorum. Sen benimsin. Sen benimsin. Benimsin. Her geç seveceksin beni. Her geç beni seveceksin. Baba seni sonra arayayım mı? Ne kazası? Geliyorum, hemen geliyorum. Şantiyeye. Nasıl? Durumu nasıl? Nasıl durumu? Durumu nasıl? Kötü. Son durum ne? Efendim çökme sırasında 3 kişi iskelenin üstündeymiş. Bir kişi de yakınından geçerken yaralanmış. Durumları? Yaralılar efendim. Çok şükür. Çok şükür ölen yok. Beyler! Yardım edin! Bunun burada ne işi var? Onun sayesinde çok ucuz atlattık kazayı. İşçilerden biri kendiyle iletişime geçmiş. Kemal de onları uyarmış.
başka? Kaç kişi var? Başka. Tamam, hadi geç. Tamam. Emir Bey, müşteriniz seni. İsmail! Emir Bey, İsmail! Tamam beyler, beyler. Beyler, tamam. Tamam. Sakin ol. Beyler, tamam. Bakın. Sizin için bir kere daha Emir'le konuşacağım. Ama siz de sakin olacaksınız. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Sırf bana hırsından yanlışında direttin. Bak. Bak görüyor musun? Şimdi hatanı telafi edeceksin. Yoksa? Tehdit senin işin. Ben sadece yapman gerekeni söylüyorum. Bu insanlara hakkını vermesi gereken sizsiniz. Çalışma şartlarında güvenliği sağlamak tercihiniz değil. Zorunluluğunuz. Çok haklısınız. Bundan sonra her şey Kozcuoğlu ailesinin adına layık bir şekilde devam edecek. Tabii. Bu bize büyük bir ders oldu. Öyle değil mi Emir?